Şeytan ne yaptırır? Cinayet. Ne yaptırır? Kumar. Ne yaptırır? Aile kavgası. El-Hak, bunlar doğru. Şeytan bu işleri yaptırır. Ama doğrunun bütünü bunlar değil. Şeytanın yaptığı cılız işlerden bazılarıdır bunlar. Şeytan geçimini içki içittirerek sağlamıyor. Kumar oynattırarak sağlamıyor. O sadece kumar oynatmakla geçimini sağlayacak olsa geçinemez. İşsiz kalır. O zaman sadece alkolikler onun sözünü dinlerler. Sadece kumarbazlar onun sözünü dinlemiş olur. O zaman şeytan sadece kumarbazların etkisini üzerinde hissettiği bir tehlike olarak kalır. Halbuki şeytan hacısından hocasına, gencinden ihtiyarına, köylüsünden şehirlisine bütün insanların üzerinde etkisi var. Şeytanın yaptığı zarar sadece bizim kötülükler listesinde gördüğümüz şeyler değildir. Kur'an şeytanın bir başka boyutundan sürekli bizi uyarıyor. Kardeşler, şeytanın insanlar üzerindeki, bilhassa Müslümanlar üzerindeki en büyük oyunu moral kırma oyunudur. Şeytan ne zaman pes ettirmiş, sırtını yere getirmiş olur insanın, onu moralsiz bıraktığı zaman, ciddi bir insan olamayacağına inandırdı mı, kumar oynamasına gerek yoktur artık. Artık alkol tüketmesine de gerek yoktur. Yeter ki bir insan bir iş yapamayacağına inanmış olsun.